والذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. Allah-u Teala bize diyor ki Celle Şanuhu ve Teala Hazretleri, iman edenler, bizler iman ediyoruz elhamdülillah Rabbil Alemin. Allah bizi bu çatı altında topladı, hamd edelim Yüce Mevla'ya. O iman edenler ki diyor, Allah'a ve Resulullah'a tabi olanlar, Allah'ı ve Resulullah'ı seven ve ona gönül veren insanlar. O kimseler ki diyor Allah-u Teala, amellerinizi boşa götürmeyin. Bizler Muhammediyiz, Muhammed'in ümmetindeniz aleyhissalatü vesselam. Onun ümmetinden olduğumuz gibi ne kadar yüce Mevla'ya, ne kadar yüce yaratana şükretsek azdır. Hamdolsun yüce Mevla'ya ki, hamdolsun yüce yaratana ki, biz Habib-i Zişan'ın güzellikleriyle, Habib-i Zişan'ın bereketiyle, Habib-i Zişan'ın nuruyla, Habib-i Zişan'ın lütfuyla bizler bu dünyaya geldik. O güzellikler çatısı altında biz, bakın Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala dört yerde Habib-i Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz'i yad ediyor. Neden yad ediyor? İsmi Muhammed. Allah katında ölmüş, çok bereketli, çok güzel, çok lütuflu, çok rahmetli. Ve yüce Mevla Celle Şanuhu ve Teala levlâke levlâke lema halaktul eflâk dedi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Eğer Muhammed olmasaydı yeri, göğü, arşı, levhi, kalemi hiçbir şey yaratmazdı. Seyyid-i Sultan Ebul Alemin Gavs-ı Rifai Hazretleri'nin şu sözüyle Muhammed'i tanıyacağız öncelikle. Diyor ki kâle Muhammed ya Mustafa şeyhun lillah. Ey Mustafa, bütün velilerin, bütün yaratılmışların seçilmiş olan Mustafa'sı. Bakın. Ya sırren misarillah. Bütün sırları geçmek istiyorsan, bütün sırlara varmak istiyorsan Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem'den geçmen lazım. Ya Mustafa şeyhun lillah. Hazreti Rifai diyor Kudüs sesini. Bütün seçilmişlerin, bütün yaratılmışların en seçilmişi Mustafa aleyhissalatü vesselam. Ya fadlen min fadillah. Ey fayda verici ve fayda vericilerin en yüksek temelinde olan Habib-i Zişan. Bakın. Ya Mustafa şeyhun lillah. Ey seçilmiş olan bütün velilerin güzellik sahibi olan Habibullah. Bakın. Ya nuran min nurillah. Bütün nurlardan, bütün güzelliklerden geçmek istiyorsan Habib-i Zişan'ın nuruna dahil olman lazım. Bunu söyleyen Seyyid-i Saadat Gavs-ı Rifai Hazretleri. Bakın. Hazreti Rifai devam ediyor. Diyor ki ya Resulullah Gavs-ı Rifai, ey Habibullah, sen yardım edensin. Sen zorda kalanın yardımına koşan ve sıkıntıda olanın yardımına gidensin ya Resulullah. Öyle güzelliklerle sen insanları sulayarsın ki ya Resulullah aleyke mu'temed. Ey Resulullah, sen her şeyin üstünde bilinen bir peygambersin. Seni söylediği zaman Nuh aleyhisselam seninle yürüdü. Musa aleyhisselam senin ismin baharında dünyaya geldi. Bakın. Hud aleyhisselam hakeza.
Habibi Muhammed'in hürmetine. Döndük sonra Hazreti Adem Muhammed'in hürmetine hak oldu ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine afol oldu. Geldik İbrahim Aleyhisselam'a. Eğer ateş yapmadıysa İbrahim Aleyhisselam'ı, Habibi Muhammed'in nuru onun anındaydı. Gelelim İsmail Aleyhisselam'a. İsmail Aleyhisselam eğer bıçak kesmediyse nakleden bir Muhammedi nur vardır. Eğer ki Muhammedi nur İsmail'in alnında olmasaydı Aleyhisselam onu da bıçak keserdi. İsa Aleyhisselam da şanındandır Muhammed'in. Vesair bütün peygamberler Hazreti Muhammed'in vasfından ve şanındandır. Bize Abdülmuttalip güzel anlatıyor. Habibimizin şanın dedesi, Seyyid'in dedesi, Efendinin dedesi. Diyor ki Habibullah daha doğmamıştı. Yeryüzüne gelmemişti. Ben öyle bir rüya gördüm ki baktım rüyanın içerisinde bir zincir sırtımdan çıkıyor. Benim sürgümden diyor Abdülmuttalip zincir çıkıyor ama zümrütten, rengi de zümrütten. Bir başı hemen arşa yetişti diyor Abdülmuttalip. Bir başı diyor arşa yetişti. Böyle baktım sağıma baktım. Baktım ki batı ile meğrib ile meşriki bütün zincirlerin halkası bütün damları tamamlamış. Bütün yaratılmış bütün mahlukatları tamamlamış. Böyle baktım uçsuz bucaksız yerlere gitmiş o zincir. Ve bir de baktım ki evimin içerisinde. Evimin içerisinden baktım ki bir ağaç çıktı. Allah Allah. O ağacın yaprakları öyle güzeldi ki sanki Tuğba ağacına benziyordu diyor Abdülmuttalip. Hazreti Abdülmuttalip. Radiyallahu anh. Onun ağaçları diyor Tuğba ağacına benziyordu. Öyle bir yaprakları vardı ki diyor insanlar o yaprağın altında kendini sitara yapıyordu. Bakın. Kendini o yaprağın altında sitara yapıyordu. Ve dedi bir gaybden bana bir ses geldi. Onun ismini Muhammed koy. Aleyhissalatü vesselam. Ve gidiyor. Mekke etraflarında biliyorsunuz o zamanda yeni doğan çocukları kurban keserler onların ismini koymak için. Herkes ismini koyuyor, bir kurtun ismini koyuyor. O zamanlar, cahiliye devri ya, herkes bir kurtun ismini koyuyor. Ve Hazreti Abdülmuttalip'e gelince, Amine annemizden Hazreti Resul'u istiyor. Soruyorlar diyor, bunun ismi nedir? Duruyor yerinde. İsmi nedir? Duruyor yerinde. Vallahi diyor Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki onun ismi Muhammed. Çok övülmüş. Aleyhisselatü vesselam. Geçen hafta ne dedim? Muhammed demek bütün külliye demek. Tamamen her şey demek. Allah onun için dedi. Levlâke levlâke lemâ halaktul eflâh. Ey Habibim Muhammed. Aleyhisselatü vesselam. Sen olmasaydın hiçbir şey yaratmazdın. Her şeyi senin için yarattım ya Resulüm. Seni de kendim için yarattım ey Habibim. Gökte Ahmet, yerde Muhammed aleyhissalatü vesselam. Kimin kalbine Resulün aşkı gelmişse onun aşkı en aşkın yücesinin üstündedir.
Kimin sevgisi Resulullah'ın sevgisi ona karışmışsa en güzel nimet odur. Kim Resulullah'a hakiki bir sevgiyle seviyorsa en büyük nimete, en büyük devlete erişmiştir. Kim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı kalbiyle muhabbet duyuyorsa o kimse ki en büyük muhabbete ulaşmıştır. Ali şair diyor ya, olmazsa muhabbet orada yoktur Muhammed. Varsa orada Muhammed, vardır orada muhabbet. Aleyhissalatü vesselam. Bizler Habib-i Zişan'a gönül vermemiz lazım. Sevmek, sevgi sadece seviyorum demekle olmuyor. Bakın kimimizin ismi Muhammed, kimimizin ismi Ahmet, kimimizin ismi Mustafa, kimimizin ismi Mahmud. Değil mi? İsmi taşıyorsa ismin hakkını vermek zorundayım. İsmi taşıyorsa ismin hakkını verdirmek zorundayız. Bakın Hazreti Allah Celle Şanuhu ve Teala ne diyor bize? Hadis-i Nebi'de buna Enes bin Malik rivayet ediyor. Allah-u Teala'nın yeryüzünde gezici melekleri vardır. O melekler uğrarlar, bakarlar. Kimin ismi Muhammed? Kimin ismi Ahmet? Kimin ismi Mahmud? Kimin ismi Mustafa? Dönerler böyle. O seyyah olan melekler sadece o isim için dönerler. O isim için giderler, o isim için etrafı çepeçevre yaparlar. Bir insan gördüğü zaman ismi Muhammed, ona derler ki, müjdeler olsun sana, sen cehennemden azat edildin. Allah Allah. Müjdeler olsun sana, sen cehennemden azat edildin. Senin ismin ölmüş Muhammed'in ismi. Aleyhisselatü vesselam. Allah ayet-i kerimesinde Muhammed'e ne diyor Aleyhisselatü vesselama? Dedik ya dört yerde. وَاَمَنُوا بِمَا نُزِّلَ مُحَمَّدٍ Muhammed'e indirdiğimiz şeylere iman edin. İman Hazreti Resulullah'a hakkıyla iman. Diyor ya bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. El-iqrar bil-lisan ve tasdik bil-canan. Dille ikrar edeceğiz. Ve kalbimiz ile de tasdik edeceğiz. Ayetin devamında diyor ki وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ Muhammed Rabbinizden gelen bir haktır. İnkar edebilen var mı? Haşa. Hiç kimse Resulullah'ı inkar edemez. Onu inkar edemedikleri gibi onun sünnetini de inkar edemezler. Onun tebliğini de inkar edemezler. وَعَمِنُوا بِمَا نُزِلَ مُحَمَّدٍ Muhammed size neyi getirdiyse iman edin. Ona indirilene iman edin diyor. Bakın sevmiş Allah Kur'an'da yad ediyor. Sevmiş Allah Kur'an'da söylüyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Sevmeseydi Allah onu yad eder miydi? Hayır. Ne diyor Allah? Ey Habibim! Sevdiğim. Allah kime sevdiğim demiş. Bir kimseye tek sevdiğim demiş. Hazreti Adem Aleyhisselam cennete girmedi mi? Girdi. Şeytan kıskandı. Kendini şeytana giremez cennete. Kendini diyor bazı rivayetler çoktu. Bazılar diyor haşasiden bir köpek kılığına koydu diyor kendini. Bazılar diyor bir yılan kılığına koydu kendini cennete sızdırdı. Şeytan. Hazreti Adem Havva'ya geldi. Hani Allah dedi ya وَلَا تَقْرَبَ هَذ۪ي الشَّجَرَةَ فَتَكُوا
şu yasak ağaca dokunmayın. Dokunursanız zalimlerden olursunuz. Şeytan geldi dedi ki, ey Havva, annemize. Havva dedi, neden bu yasak ağaçtan Allah diyor yemeyin? Siz burada ebediyeten cennette kalacaksınız. Ebedi bir cennette kalacağınız için ondan dolayı diyor yemeyin. Öyle mi diyor? Diyor. Hazreti Adem'in yanına yakın diyor. Allah-u Teala bize demiş yemeyin. Ama biz yiyelim. Biz burada cennette kalacağız. Ebediyete. Ebedi bir ağaçmış. Cennette kalacağız. Orada o ağacından, o meyveden yiyorlar. Sonra çırılçıplak oluyorlar. Biri Hazreti Havva Cidde'ye gidiyor. Türbesi de Cidde'de. Hazreti Adem Serendip'e gidiyor. 300 yıl Allah'a tövbe ediyor. Bakın, 300 yıl Allah-u Teala'ya tövbe ediyor Hazreti Adem. 300 yıl diye kolay. Çok büyük bir mesafe değil mi? Çok büyük bir zaman. En son aklına bir şey geliyor. Ya Rabbi diyor. Ben cennete girerken senin isminin yanında bir isim vardı. İsmi Muhammed. Aleyhissalatü vesselam. Rabbim diyor. Elini açıyor, yalvarıyor, Allah'a ağlıyor. Ya Rabbi diyor bu Muhammed'in hürmetine. O Muhammed'in için ya Rabbi. Tövbemi kabul eyle. Beni affeyle ya Rabbi diyor. Beni affeyle ya Rabbi diyor. Tövbemi kabul eyle diyor. Senin yanının, isminin yanına ne kadar da güzel yakışıyor ya Rabbi Muhammed. Değil mi? La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Aleyhissalatü vesselam. Allah tövbeyi kabul ediyor diyor ayet. İnne huve tevâhu rahîm. Hazreti Adem ile Rabbinin konuşmasında Allah tövbeyi kabul ediyor. Muhammed'in hürmetine seni affettim diyor. Aleyhissalatü vesselam. Bakın faziletine bakın değil mi? Ne kadar da güzel yakışıyor Muhammed. Aleyhissalatü vesselam. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Demesek iman olmaz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Demesek iman olmaz. Habibi Zişan diyor ya, ene Muhammedun, ben övülmüşüm. Ene Ahmedun, ben çok hamd ederim. Hiç kimse hamd edemez benim gibi. Ene Mustafa, seçilmişim diyor. Allah tarafından seçilenim ben diyor. Ana Mahmud. Hani diyor ya Allah Kur'an, asa en yeb'aseke rabbuke makamun mahmuda. Biz sana seni yücelttik, ismini de büyüttük. Seni güzelleştirdik, sana makamun mahmudu verdik. Allah Resulüne böyle muamele ediyor. Ne istese veriyor. Habibinin ismi tamam dünyanın tamamıdır. İsmi dünyanın tamamıdır. Kıyamet gününde şu ayeti söyleyeyim önce. Estağfirullah. Diyor ya Allah ve mâ Muhammedun illâ Resul. İkinci. Muhammed ancak Resul. İsmi Muhammed. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ. Resulullah'tan önce de peygamberler geldi. Ama en büyük ölmüş Resul Muhammed. Bak Kur'an kendisi tasdik ediyor Resulullah. Bütün Resullar da geldi diyor ama en büyük, en güzeli Resul. Muhammed Aleyhisselam. Onun için kişi Resulullah'ı tanımak zorunda. Bilmek zorunda.
Habibullah'ı tanımadan biz nerede nasıl bir Müslüman olabiliyoruz? Tanımamız gerek, anlamamız gerek, onun gibi bilmemiz gerek. Bir dakika, beş dakika da olsa açıp Resul'ün hayatını öğrenmemiz gerek. Hayatından kendimize dersler çıkartmamız gerek. Neden biz Resulullah'ın hayatından kendimize dersler çıkaramıyoruz? Niçin? Amacımız Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gitmek. Değil mi? Eğer gitmek ise o zaman biz وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ diyor. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ رُسُولٌ. Bak. Ondan önce de peygamberler geldi ama o Muhammed'dir, Resul. Bak. Muhammedun Resulullah. Fetih suresinde. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ وَشِدَّوْا عَلْ كُفَّارِ. Bakın. Allah ne diyor? Vallahi Muhammed diyor aleyhissalatü vesselam. Müminlere çok rahmet ve merhamet edici ama kafirlere çok şiddet ediyor. Allah Allah. Biz şiddetli olabiliyor muyuz kafirlere karşı? Muhammedun Resulullah. Bakın. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ وَشِدَّوْا عَلْ كُفَّارِ. رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا. Secde ettiği zaman Allah diyor bak, Muhammed secde ettiği zaman alnında izi çıkar. Çok secde eder diyor. يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ. O Allah'ın fazlından gelmiş Muhammed aleyhissalatü vesselam. Değil mi? Tanımanız lazım. Böyle sade bir zikirle hiçbir şey olmaz. Araştır Muhammed'i. Nedir bu Muhammed? Kim? Niçin gelmiş? Neden gelmiş? Araştırmak lazım. Öğrenmek lazım Resulullah'ı. Sadece la ilahe illallah Muhammed Resulullah tek bitmiyor. Bitmiyor. Eve giderken nasıl yapmış? Otururken nasıl yapmış? Kalkarken nasıl yapmış? Savaşa giderken nasıl yapmış? Öğrenmek lazım efendim. Hanımına nasıl davranmış? Çocuğuna nasıl davranmış? Kızına nasıl davranmış? Yemeğe nasıl başlamış? Yemekten kalkarken nasıl kalkmış? Sen ne kadar tanırsan Muhammed'i o kadar bizi tanır Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bakın diğer hadiste. Sahabe Abdullah bin Cüddüb rivayet ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor, buyurdu bize, söyledi. Dedi Resulullah. İki kimse vardır yevmül kıyame. Kıyamet gününde iki kimse vardır. O kimseler Allah'ın huzuruna çıkartılır melekler tarafından. Bakın. Allah'ın huzuruna çıkartılır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabe soruyor. Ya Resulullah, neden Allah'ın huzuruna çıkartılır? Hiç kimse çıkartılmıyor da neden o iki kimse Allah'ın huzuruna çıkartılıyor? Diyor o kimseler, derler ki ya Rabbi, biz amel yapmadık ki, biz namaz kıldık, ibadet yaptık ama sana bir şey yapmadık ki ya Rabbi. Allah der, yedhuluna fi cennet. Cennetime girin. Cennetime girin der, cennetime. Sahabe-i kiram sorar ya Resulallah, neden onlar sorgusuz cennete giriyor? Sorgusuz onlar cennete giriyor ya Resulallah. Diyor ismuhu Muhammed. Onların ismi diyor Muhammed olduğu için. Ama ismin Muhammed, namaz yok, zikir yok, oruç yok, hac yok, zekat yok. Olmaz. Hazreti Allah orada Habib-i Zişan'la ne diyor? La hiyya min Resulillah. Vallahi Resulümün ismi kimde varsa hayya ederim cehenneme koymama. Bakın düşünebiliyor muyuz? Resulullah'ın ismi kimde varsa Allahu Teala hayya ediyor cehenneme koymaya ya. İsmimize göre muamele edilecek yarın kıyamet gününde. Diğer ayet-i kerimede ne diyor bize? مَا كَانَ مُحَمَّدٌ. Bakın.
Dört yerde geçiyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Allah Resulü'nü böyle Kur'an'da övüyorsa, hadislerinde övüyorsa, güzelleştiriyorsa, biz neden Resulullah'ı hakkıyla arayamıyoruz, bulamıyoruz? Niçin okumuyoruz? İlk gelen ayet ikra değil mi? İkra. Oku demedi mi Allah? Kime? Muhammed'e. Aleyhisselatü Vesselam'a. Hayatı bize örnek. Onun cennete ihtiyacı yok. Resulullah. Allah'la konuşan bir peygamber zaten. Allah'ı gören bir peygamber zaten. Allah onu seçmiş. Kendi vasfında var. Güzelliğinde halk etmiş ama. Nasıl halk etmiş? Şurayı size şunu anlatayım. Ha bitireceğim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Enver-i Kulub kitabında ve bir de İrşad kitabında Resulullah hadislerinde de bazılarında mevcut. Allahu Teala Celle Şanuhu ve Teala hiçbir şeyi yaratmadan önce hiçbir mahlukatı yerleri gökleri arşı lafı kalan hiç kimse yaratmadan önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor benim cismimi diyor 500 bin yıl önce ya. Bakın. Allah baktı o Allah'a baktı. Allah baktı o da Allah'a baktı. Peki nasıl baktı? Allah-u Teala Habib'in ruhaniyetini yaratırken bir tavus şekli. Tavus kuşu var ya. Onun şekli. Ona benzemiyor ama rengarenk yarattı diyor. Rengarenk. Habib-i Zişan'ın güzelliğini diyor. Rengarenk yarattı. Nasıl? Allah dedi Rahman. Habibullah dedi Rahman. Allah Resulü diyor ki 20 bin yıl Allah-u Teala'nın Rahman ismini zikretti. Allah-u Teala'nın Rahman ismini zikretti. Sonra Allah beni güzelleştirdi, bakıştık. Allah Allah. Bakıştık diyor Allah'la. Karşılıklı. Birbirimize baktık diyor. Beni bakışladı, güzelleştirdi. Daha güzel bir sıfata getirdi. Habibullah diyor, öyle rahmete daldım ki diyor. Sonra Allah-u Teala kahhar sıfatı dedi bana. Ve ben terledim. Çok terledim. İlk başta 4 tane ter döküldü. Alnımdan. Dedi Allah bir. Abu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu teala anhum ruhaniyetlerini halk etti. Sonra diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Allah-u Teala lütfetti. Öyle bir tekrardan terledim ki göksümden arşı yarattı. Bakın dinleyin ha. Resulullah'ın göksünden Allah-u Teala arşı yarattı. Sırtından yeryüzünü bütün hepsini yarattı. Hani biz diyoruz ya neden aflakın sözünü bu koca kardeşlerimiz söylemiyoruz ama. Bilmiyorlar mı? Hepimiz her şey diyor. Sen olmasaydın ya Muhammed hiçbir şey yaratmaz lazım. Nasıl yaratmış? Göksünden arş-ı rahmanı sırtından yeryüzünü. Resulullah'ın sağ kolundan cenneti, sol kolundan cehennemi yarattı Allah. Düşünebiliyor musunuz? Bakın Resulullah'la her şeyi yaratıyoruz. Sol kolundan cehennem, sağ kolundan cennet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor, terledim. Çok terledim diyor. Gözlerimin burasından, yüzümden diyor, teller attı. Evliya, veli, alim yaratıldı. Ah yüzünden. Diyor göksümden, şu sırtından diyor, çok terledim.
bütün ümmetim yaratana. Bakın, omuzundan ve göğsüne kadar çok terledim diyor. Her terle diyor bir ruhaniyet olmuştu, Allah bütün ümmetimi yarattı. Düşünebiliyor musunuz? Ayaklarımdan diyor, ayaklarımın terleriyle diyor, benim yolumda koşanlar yaratıldı. Sübhanallah. Bakın. Vesair diyor, her şey Resulullah'la yaratıldı. Yahudi, Nasrani, Hristiyan, Allah'a ve Resulullah'a gitmeyen ve kafir, onlar diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, haşa, haşa ya Resulullah. Pöçükü var ya pöçükü, arka pöçükü. Diyor orası terledi ve oradan da Yahudi ve Hristiyan yaratıldı. Şükretmemiz lazım ki Allah bizi ümmetten etmiş. Ümmet olarak, vasıf olarak yaratmış o dönem bizi. Diyor işte gözüme bakan diyor, doktor olur. Bakın o zamanlar Resulullah söylüyor zaten, şimdi koştur bunu. Gözüme bakan diyor doktor oldu. Ellerime bakanlar diyor marazoz oldu. Geçen gün biri demişti bu destekler nereden geldi? Hatırlamıyorum. Kim söyledi ama bundan mı söyledi? Başka yerden mi? Diyor göğsüme bakanlar cerrah oldu. Yani bu otlarla ilaç yapanlar var ya, onları diyor. Kimine diyor doktor oldu işte, kimi diyor marangoz oldu, kimi diyor işte herkese bir şeyler söylüyor. Bütün meslekleri orada sayıyor, ben çünkü orayı tam şey yapar, bütün meslekler hakkında değil. Bütün meslekleri sayıyor, hepsi diyor bu şekilde yapıyor. Bakın düşünebiliyor musunuz? Bütün mevcudat, levlâke levlâke lemâ karattul eflâk dediği hadis-i kutsi'de, hadis-i kutsi ayetin dengidir. Ayete yakındır. Allah bu hadis-i kutsi'yi söylüyorsa, yani madem diyor ve mâ Muhammedun illâ rasûl, değil mi? وَاَمِنُوا بِمَا نَزَّلْتُ مُحَمَّدٍ değil mi? Bu kadar zikrediyorsa مَا كَانَ مُحَمَّدٌ değil mi? Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah ayet-i kerimesinde bunları söylüyor. يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ Resulullah diyor. يَا اَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ يَاسِنْ تَاهَا هَلْتِ مُحَمَّدَ aleyhissalatü vesselam. Sür onda sohbetin başında dedik ya Seyyid-i Gavsa Bey Bayağı Hazretleri diyor. Ya Mustafa Şeyh'in minnâ. Ya sırrın min sırrillah. Tanıdınız mı? Devamında diyor ya Resulallah Gavsen ve melek. Yardım ondan. Allah'tan ama o yardım edecek zaten bize. Ya Resulallah aleyke muhtemel. Ya Habib Allah'ı kullana şefi'an, ente vallahi şefi'un la tura. Söylüyor zaten Allah dostlar. Ya Habib Allah kullana şefi'an, vallahi ya Resulallah sen bize bu ümmetine şefaat edeceksin. Ente vallahi şefi'un la tura. Hiç kimse yoktur ki şefaat edecek, yalnız sen varsın ya Habib Allah. Son bu sözle bitireyim. Onun için Habibullah övülmüş Muhammed. Allah katında çok övülmüş. Muhammed demek bütün külliyet. Tamam. Övülen, seçilen, tamam olan, vasfından Allahu Teala'nın bereketiyle halk olunan. Son Hazreti Rifai Kaddesallahu Sırrı Esrarahum diyor ki olur Muhammed kapı sallallahu aleyhi ve sellem. Olur Muhammed vesile aleyhissalatu vesselam. Olur Muhammed bütün mizaçları koparan. Olur Muhammed bütün ümmetine hayır kapılarını açan. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için kardeşlerimden tek bir isteğim. Öğrenin Resulullah'ı, öğretin. Anlayın Resulullah'ı. Resulullah kim ya? Kim?
Kim kim? Sadece Habib, peygamber değil ki. 201 tane Resulullah'ın ismi var. 201 tane. Öğren ya, ne demek Allah nasıl seçmiş onu ya? Allah Allah. Yasin. Emdil Nihmet vermiş. Yasin var Kur'an-ı Hakim. Sen Yasin'sin, Kur'an'a hakimsin. Allah Allah. Ya eyyuhel müdessir kum fe enzir. Ey örtüsüne bürünen kişi, kalk, uyar, uyar. Ve Rabbeke fekebbir. Kalk, uyar. Rabbini zikret. Ve siyâbeke fettahhir. Ve sonra da güzel elbiselerini giy. Ve kalk, örtüye bürünme. Bizler de aynı Muhammed gibi yapmamız lazım. Aleyhissalatü vesselam. Uyarmamız lazım. Sen iki öbürü iki, öbürü beş, öbürü on getirmek lazım. Ve getireceğiz ki insanlara bir şeyler vereceğiz, öğreteceğiz, söyleyeceğiz, anlatacağız. Bilmediklerini bildireceğiz. Anlamadıklarını anlayacak. Öğrenmediklerini öğrenecek. Seyyid-i Gavs-ı Geylani Hazretleri diyor ki, vallahi diyor, el-tarikatu fi Resulillah. Tarikat Resulullah'tır, başka bir şey değil. Allah-u Teala Habib-i Zişan'ın yolundan ve istikametinden bizleri ayırmasın. Mevla Teala Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hakiki bir ümmet etsin. Ya Rabbi, senin Resulünü bugün andık, eksik andık, çok andık, bilmiyoruz. Biz aciziz ya Rabbi, günahkarız ya Rabbi. Dinimizin döndüğü kadar andık Resulullah'a ya Rabbi. Eğer az andıksa ya Rabbi, bizi affeyle ya Rabbi. Resulün de bizi affeylesin ya Rabbi. Eğer çok andıksa ya Rabbi, lütufları bizlere yağdır ya Rabbel Alemin. Ya Habiballah, kullana şefi'an. Ente vallahi şefi'an la turet ya Resulallah. Ya Rabbi, bizi Habibinin yolundan, istikametinden ayırma. Ya Rabbi, Habibini, Muhammed'ini hakiki tanıyanlardan eyle. Ya İlahi, Resulullah'ın sırrına sırda olanlardan eyle. Habibullah'dan fayda gören ve fayda bulanlardan eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, Ya İlahel Alemin. Kurtuluş şefaat sahibi Resulullah'tadır ya Rabbi. Bizi de onun yolunda kurtulanlardan eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin. Gönüllerimiz Habibullah'tadır ya Rabbi. Gönlümüz Resulullah'tadır ya Rabbi. Sen şahitsin ya Rabbi. Kalbimiz de onu seviyoruz ya Rabbi. Buradaki kardeşlerimize ve bize ya Rabbi. Hayırlı bir kapı aç ya Rabbi. Kendi katından öyle bir kapı aç ki ya Rabbi. Tekrardan Habibullah'ı ziyaret etmeyi, onun yolunda yürümeyi, onun önünden geçip Bab-ı Selam'da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a selam vermeyi tekrardan bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ve buradaki kardeşlerimize nasip eyle ya Rabbi. Medine'ye girip o Medine'de, o topraklara, o güzel hallere ya Rabbi yüzlerimizi sürmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم اللهم كلما عدد ما ذكرك يا رب العالمين ذكرك الذاكر وغفل عن ذكرك الغافل يا رب العالمين اللهم صل على جسد محمد في الأجساد يا رب العالمين اللهم صل على قبر محمد في القبور يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة